Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, üretici bir firmayla ve firma sahibiyle birlikte olacağız. Adacon Trailer'den işletme sahibimiz Sayın Yasin Sakarya bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle bizler Yasin Sakarya kimdir tanımak ve tanıştırmak istiyoruz izleyicilerimizle. Buyurun. Yasin Sakarya, Osmaniye'nin Kadir ilçesinde doğup ilk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra yüksek öğrenimi ilk üniversitesi Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler İklimlendirme ve Soğutma mezunu. Sonrasında Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği mezunu. 2003 yılında da ilk iş yeri Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir egzoz firmasında değişik departmanlara görev alaraktan çalıştım. 4 yıl sonrasında 2007 yılında da Adana'da önde gelen firmalarda trailer firmasında üst düzey yönetici olarak görev aldım. 2013'te de karar verdim artık kendi işimi yapmam gerekir diye ve 2013 yılında kendi işimi başladık. Evet, hayırlısı olsun diyoruz. 2013'ten bu yana Adacon Trailer neler yaptı diyoruz ve tanımak istiyoruz Adacon Trailer'i de. Buyurun. Adacon Trailer 2013 yılından bu yana ilk firmayı kurduğumuz dönemde hedefimiz 5 yıl servis ve bakım yapmaktı. Evet. Ama bu 5 yıl sürmedi. Biz 2 yıl civarında servis ve bakım yaptık. Daha sonra da sektördeki, bölgedeki bazı firmaların sıkıntılarını görünce biz de pastadan dilimimiz büyük olsun diye bir an önce 5. yıldaki hedefimize 3. yılda karar verdik ve imalata girdik. Evet. Yaklaşık 1 yıl aşkın süredir de imalat yapmaktayız. Evet. Tabii ki sektör gerçekten oldukça geniş bir sektör ve bu sektörün içerisinde Adacon olarak artık etkin bir şekilde yer almış bulunmaktasınız. Biraz fiziki yapımızdan da bahsedelim mi? Çünkü trailer imalatı deyince hemen gözümüzde devasa bir alan, çok farklı makineler ve tecrübeli birçok personel canlanıyor. Doğru mu? Evet. İlk işe başladığımızda biz küçük bir atölye gibi başladık. Yaklaşık 400 metrekare bir yerde başladık. Evet. 2 yıl dediğim gibi servis bakım artı çalıştığım için burada 400 metrekarede iş yapmaya çalıştık. Sonrasında imalat düşünmeye başlayınca son 1 yıl içerisinde 1000 metrekarelik bir alana geçtik. Burada yetmez olunca işte daha yenilerde birkaç ay öncesinde 1000 metrekare daha çoğalttık. 2000 metrekarelik bir alana sahip olduk. Çünkü sizin de dediğiniz gibi yaptığımız iş hacimli bir iş olduğu için evet, alan çok önemli bizim burada. Evet, biz evet. De alanımızı yeterince büyüttük. Daha yenilerde yani şimdi. Yakınlarda da Kalkınma Ajansı ve KOSGEB'in destekleri başvurularım var. Bugün yarın açılmasını bekliyorum onların da. Onlar açıldığı zaman makine tesisat alanımızda da daha da genişleterekten müşterimize daha iyi hizmet etmek, kaliteyi yakalamak ve rekabet gücünü arttırmak için çalışmalarımız var. Bu yıl sonuna kadar da bunları tamamlamayı düşünüyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz inşallah. Evet, makine parkuru tabii ki sizin işiniz için oldukça önemli. Biraz da ondan bahsedelim mi? Ne tür makinelerle çalışmaktasınız ve neler var? Ve geliştirmek için daha nelere ihtiyaç var? Mevcut çalıştığımız makinelerimiz bizim atölyemizde bulunan vincimiz var. Bunun dışında kaynak makinelerimiz var. Hidrolik presimiz var. Bunun dışında da imalat yapmak için kendimizin yaptığı fikstürler, imalatta kullandığımız parçalar mevcut. Geliştirmek için de bu dışarı bağımlılığı azaltmak için zaten bizim projemiz Kalkınma Ajansı'na ve KOSGEB'e sunduğumuz projede bunu biraz daha geliştirip plazma makinesi, upkant kesme bükme makinesi bu desteklerim içerisinde var zaten. Bu yıl sonuna kadar tamamlamayı düşündüğümüz torna, matkap, kumlama ve boyama ünitesi Allah izin verirse bu yıl sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz. İnşallah diyoruz biz de bu yıl sonuna kadar tüm gelişme
açık, sizi daha da geliştirecek makine parkurunuz tamamlanır diyoruz. Evet, aynı zamanda bir de servis bakım da devam etmekte evet, mi bünyede? Evet, devam ediyor. Biraz bahsedelim mi bundan da? Mevcut piyasada yani sektör itibariyle geçmişten bugüne gelen araçlar halen trafikte geziyor. Bunların mutlaka ki arızaları oluyor. Bu arızalarla ilgili tekrar geri dönüşlerde bizim müşteriye cevap veriyoruz. Tamiratlarını yapıyoruz. Eğer kaza yapmış olabiliyor, çünkü nihayetinde bizim yaptığımız bir taşıt, kara taşıtı. Evet. Evet. Bu kaza yapmış araçlara müdahale ediyoruz. Gerekirse bazı kısımlarını yeniliyoruz. Yani servis bakım olaraktan bunları yapıyoruz. Evet, tabii ki bunu birazdan biraz daha detaylı bir şekilde aktarmanızı rica edeceğiz. Çünkü servis hizmetini vermek ve bakımlarını yapmak aslında imalat kadar zor olsa gerek, değil mi? İmalattan daha zor servis hizmeti vermek. Öyle mi? Tabii. İmalatta yapacağınız iş bellidir. Projeniz hazırdır. Evet. Projeyi alırsınız. Projeye göre ne yapacağınız parçalar elinizde hazır. Takır takır yaparsınız. Ama serviste gelen arabanın durumu belli değil. Evet. Arızası nerede? Ne yapmanız gerekir? Ona müdahale biraz daha zordur. Evet. Çünkü arızayı tespit etmek, arızaya tekrar yeni bir parçanın yapılabilmesi, montajı, normal imalatın iki katı kadar işçilik harcarız. Ama avantajı nedir servisin? Diğer imalata göre, diğer imalatta maliyetler biraz daha fazladır. Ham madde maliyetleri, girdileri çok yüksektir. Serviste işçilik gideriniz yükseliyor ama diğer ham madde gideri daha az, minimiz olduğu için servis bir anlamda daha karlı bir iş diyebiliriz aslında. Evet, ama siz artık bir bütün olarak bu hizmeti vermektesiniz. Gerek imalat, gerek servisi, gerekse bakımı. Evet, imalattan bahsedelim diyorum. Özel imalatlar gerçekleştiriyor musunuz? Yoksa işte belli kriterler vardır. Bunların dışına zaten çıkılmaması gerekiyor. Sadece bunları mı imal ediyoruz diyorsunuz? Normal standart imalatlarımız var. Bunun dışında özel imalatlarımız mutlaka ki var ki tercih edilen kişi ya da firma olmak zorundasınız. Evet. Burada biz de özel imalatlarımız müşteri odaklı. Zaten firmanın ünvanında da var. Ada kontreyler, servis ve proje hizmetleri derken. Yani proje hizmetleri veriyoruz. İnsan kafasında canlandırdığı şeyi bizle paylaşıyor. Biz onu projelendirip hayata geçiriyoruz. Ve Adana'da bu konuda yani iş yerinde tecrübeli kalifiye elemanlarımız var. Sektörle alakası olsun olmasın, yapılamayan bir iş olursa zaten bizi buluyor bir şekilde. Biz çözüm buluyoruz onlara. Evet. Öyleyse tercih edilme nedeniniz bundan kaynaklanıyor. Kalifiye, doğru mu? Evet, doğrudur. Evet, kesinlikle tercih edilebilecek bir noktadasınız diyoruz biz de. Şimdi biraz imalat aşamasından bahsedelim diyorum. Çünkü az önce de söylediğim gibi hep devasa şeyler geliyor gözümüzün önüne treyler deyince ve imalatının da bir o kadar zor olduğunu düşünüyoruz. Talep geldi. Evet. Süreç başladı. Nasıl ilerliyor? Talep geldi, süreç başladığında ilk etapta müşteriyle zaten bir sözleşme yaparız biz. Müşterinin isteklerine göre üründeki özellikleri belirleriz. Bunun satılma ve üretim planlamasını gerçekleştiririz ilk etapta. Ürünle ilgili satılmalar yapıldıktan sonra malzeme hazırlıklarına başlanır. Malzemeleri şu an için biz fason yaptırdığımız yerler var. İşte biraz önce de bahsettiğim gibi proje inşallah bu bağımlılığı azaltacağız. Evet. Malzeme hazırlık süreci var. Malzeme hazırlanır. Ondan sonraki süreçte iş yerinde bütün malzemelerimizi hazırladıktan sonra montajı var. Aslında bakıverdiğiniz zaman müşterilerimiz hep onu söyler bize. Siparişi verir. Biz 40 gün sonrasına gün veririz. 10 gün sonra aramaya başlar. Benim aracıma başladın mı diye. Aslında imalata başlamayla bitme arasında bir haftalık bir süreç vardır. Devasa gibi gözükse de ürün. Bir haftada biz ürünü zaten baştan sona üretecek kapasiteye sahibiz. Evet. Yani bir haftalık bir süreç içerisinde ürün aslında üretilmiş sıfırdan oluyor. Evet, trafiğe çıkacak vaziyete geliyor. Trafiğe çıkacak vaziyete geliyor. Peki bir trailerin trafiğe çıkacak vaziyete gelmesi için gerekli şartlar nelerdir? Neler olmazsa olmaz. Bu ürün de niyetinde biraz önce bahsettiğimiz gibi bir
Kara taşıtı. Evet. Bu ürünü de plaka çıkıyor. Plaka çıkabilmesi için de tip onay belgesinin olması gerekir. Evet. Bu belgeye haiz olan insanlar zaten bunu üretim yapabilirler. Biz de 2015 yıl içerisinde kendi tip onay belgemizi aldık. Ki tip onay belgesi de nedir? Aracın üretebilirliği ile ilgili teknik şartnamelerin yeterli mi, yetersiz mi firma buna? Ve evet. Zaten ürünü teste sokuyorsunuz. Test sonunda başarılıysanız o belgeyi alabiliyorsunuz. Evet. Ve her araca da o belgeyi vererekten plaka çıkmasına sebep veriyorsunuz. Evet. Yani bir anlamda aslında A'dan Z'ye o kara taşıtının tüm işlemlerini siz yapmış oluyorsunuz. Yani danışmanlığını da aslında siz yapmış evet. oluyorsunuz imalatla birlikte. Doğru mudur? Evet, doğru. Böylece tabii ki kullanıcı yani üretilmesini istediği araç için çok da fazla uğraşmamış oluyor. Üreticinin ne yapacağı? Gelecek siparişi verecek. Evet. Daha sonrasında biz ona faturasını keseceğiz, evraktan verecek, trafikten plakasını çıkartacak. Ondan sonra da iş bittiğinde aracı gelip çekicisini aracı takıp gidecek. Bu kadar diyorsunuz. Evet. Başka hiçbir şey yok. Sonrasında da zaten rutin bakımları, servis hizmetleri evet. yine tabii, bizim bünyemizde bizim bünyemizde tabii ki. Çünkü evet. ürünlerimizi 2 yıl garanti veriyoruz. Evet, ondan da biraz bahsedelim. Garantisi ne kadardır ve garanti kapsamına neler dahildir, neler dahil değildir ve tabii ki kullanıcıların nelere dikkat etmesi gerekmektedir. 2 yıl garantimiz var. Garantimiz imalat hatalarına karşı garanti veriyoruz. İmalat hataları nedir? Yani nihayetinde bünyemizde çalışan personel hata yapmış olabilir, gözden kaçan bazı noktalar olabilir. Bu gibi hatalar eğer farkına varmaz isek, müşteri tekrar dönüşte yaptığında o hataları biz gidermekte mükellefiz. Evet. Biz buna özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Çok şükür şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Ama müşteri memnuniyeti adı altında, müşterinin de hatası da olsa biz yine de bazı müşteriden dönüşleri garanti kapsamında müşterimize hizmet adına vermekteyiz. Evet. 2 yıl boyunca garanti kapsamında birçok eksikliği bizden kaynaklanmasa da gideriyoruz diyorsunuz. Peki araçlarımızın bu kara taşıtlarının rutin bakımlarının olması gereken süre nedir? İlk etapta aracı aldıktan sonra ilk yükü alıyor müşterimiz. Yük aldıktan sonra zaten daha araç yük görmediği için bunun yürüyüş aksamlarında bağlantılarının kontrol edilmesi lazım. İlk aşamada, ilk yükten sonra. Evet. Ondan sonra yine bütün yağlamaların yapılması gerekir. Daha sonraki süreçte de her ayda bir yağlarını kontrol eder. 6 ayda bir genel bakımlarını gözden geçirir. Müşteri buna ne kadar eğilirse o kadar aracı uzun ömürlü olur aslında. Ama gerçekten bakıyorsunuz şimdi müşterimiz pek fazla buna önem göstermiyor. Evet. Gittiği yere kadar gidiyor. Diyerekten araca zarar veriyor ama o da yapacak bir şey yok ona da. Evet tabii ki siz doğru olanı söylemekle yükümlüsünüz sadece. Hı-hı, tabii. Uygulanıp uygulanmaz o da artık kullanıcıya bağlı diyorsunuz. Peki normal şartlar altında gerekli bakımları, rutin bakımları yapıldığında, servise sokulduğunda araçlarımız ortalama kaç yıl yaşayabilir? Araçlarımız ortalama 10 yıl 15 yıla kadar gidebilir ama ağır işlerde çalışan araçların ortalama ömrü 5 yıl gibi baz alabiliriz. 5 yıldan sonra yani devamlı yükte çalışan bir araba mutlaka ki malzeme yorulmasından kaynaklanan mutlaka bakım ihtiyaçları doğacaktır ve yıpranacaktır. O aşamada ne yapıyoruz biz yine eski araçlarla geldiği zaman müşterilerimiz? Daha uzun bunun trafikte devam edebilmesi için gerekirse üzerinde revizyonlar yapıyoruz. Parçaları değişiklikler yaparaktan süreyi uzatabiliriz ama devamı çalışan 5 yıl gibi bir sürede yıpranır arabamız. Evet, 5 yıllık bir süre yıpratıcıdır ama yine de gerektiği takdirde biz aracın ömrünü 15 yıla kadar çıkartabiliyoruz evet. diyorsunuz. Peki, belli bir üretim kapasitesi var mı üretilen araçlarımızda ve sadece Adana'ya mı hitap ediyorsunuz yoksa Türkiye'nin dört bir tarafından gelen siparişleri değerlendiriyor musunuz? Dediğim gibi biraz önce de 1 yıl kadar oldu biz sıfır imalat yapmaya başlayalı. İlk etapta ayda 2-3 tane yaparken son dönemde aylık üretim sayımızı 8'e çıkarttık.
Ve yıl sonu da bu projeler geçtikten sonra sistemimizi kurduğumuz anda aylık üretim sayımız 15 adet yapmayı planlıyoruz. 15 araç teslim edeceğiz aylık Allah izin verirse. Ondan sonraki sorunuzu tekrarlarsanız. Hayırlısıyla inşallah diyoruz. Ve Adana dışından gelen evet. talepleri değerlendiriyor musunuz? Ya zaten şu anki müşteri portföyümüzde Adana ve dışında diğer illerde var. Yani bu doğu iller olsun. Kırklareli'sinden Düzce'sine, Sivas'ından Kayseri'sine, Urfa'sından Diyarbakır'ına kadar değişik yerlerde müşterimiz mevcut zaten. Evet. Böylece Türkiye'nin dört bir tarafına da hitap edebilecek hedefimiz, üretim yapabileceğiz. Zaten önümüzdeki yıl yurt dışı. Harika. Türkiye değil, yurt dışında düşünüyoruz Allah'ın izin verirse. Evet, hedefler demişken hemen onlardan da kısaca bahsedelim. Yurt dışından başka hedefler var mı? Yurt dışından başka hedeflerimiz mutlaka var. Önümüzdeki yıl içerisindeki amacımız sistem ağırlıklı çalışacağız. Sistemi kuracağız firmamızı. 2017 ve 2018'de sistemli ve kurumsal bir altyapıya sahip olmak için gerekli yatırımları zaten şu an başlatmış durumdayız. Ve 2018 yılında bunu tamamlayacağız. Kurumsal bir firma haline geleceğiz. 2018'in sonlarında da şu anki 2000 metrekaredeki alanımızı 10.000 metrekareye geniş bir alana çıkıp müşterimize daha kaliteli, daha istenildiği zamanda hizmet verecek pozisyona gelmeyi hedefliyoruz. Evet, hayırlısı olsun diyoruz ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Adacon Trailer'den işletme sahibimiz Sayın Yasin Sakarya'yı ağırladık. Hoşçakalın.